Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz artık kanalımda bol bol diyet tariflerine yer vermeye başladım. Bugünkü tarifim bol çikolatalı bir kurabiye. Evet, hiç diyet kurabiyesine benzemiyor ama gerçekten diyet kurabiyesi, içerisinde şeker yok. İnanılmaz lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hayran kalacaksınız, öyle söyleyeyim. Hemen yapımına başlayalım. Çok az da bir malzeme listesi var. Bir adet muzumuz var. Muzumuzu çatalla güzelce eziyoruz. Ben yerli muz kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden muzum biraz küçük. Üzerine 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi ekliyorum. Pekmez yerine bal da kullanabilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı, eritmiş olduğum tereyağımı da ekliyorum. Ve bu karışımımı güzelce karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı tam buğday unu ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Yine karıştırıyorum. Şimdi muzunuz büyükse arkadaşlar, un çekme oranı farklılık gösterebilir. O yüzden hamurun kıvamını şimdi göstereceğim sizlere. Ama ben 1 yemek kaşığı kadar daha sonradan ekleyeceğim bu hamuruma. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı veya muzunuzun büyüklüğüne göre 2 yemek kaşığı un alabilir. Malzeme listesini zaten videomun alt kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yumuşacık bir hamur olacak. Ele yapışmayacak hamur. Elinize yapışmadığı yumuşacık bir hamur oldu mu yeterlidir. Evet, yeterli gelecektir benim hamurum. Evet, yine çok hafif. Tezgahımızı çok hafif unlayacağım. Çok fazla değil. Şimdi çok büyük açmayacağım arkadaşlar bunu. Normal küçük bir servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Normalde bu kurabiyeyi kalıplarda da yapabilirsiniz. Böyle yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Evet, şimdi en güzel aşamasına gelelim. Bitter çikolata kullanıyoruz ve üzerine bir yarım çay bardağı bitter çikolata üzerine koyuyorum. Benim böyle bitter küp çikolatam vardı, onu kullandım ama normal damla çikolatanın bitterini kullanabilirsiniz. Bitter çikolata sütlü çikolataya göre vücutta yağ yakımını daha hızlandırıyormuş. O yüzden diyetisyenim bol bol diyet tariflerimde bitter çikolata bana öneriyor. Hatta yine Berat Tatlı Dünyası Instagram kanalımda bakabilirsiniz. Orada da diyet tariflerim ve günlük menülerimi paylaşıyorum zaman buldukça. Evet, şimdi kurabiyemi hemen fırına gönderiyoruz. 170 derecede kurabiyemi 15 dakika pişireceğim. Evet, 15 dakikanın sonunda kurabiyem pişti. Zaten kurabiyemizi tam buğday unuyla yapmıştık arkadaşlar. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Çünkü şu anda çikolatalar oldukça yumuşak. Evet, biraz soğuduktan sonra kurabiyemi kesme işlemine geçiyorum. Mutlaka deneyin. İnanın, o kadar güzel bir kurabiye ki, o kadar güzel bir tarif ki. Hem diyet tarif hem oldukça az kalorisi var. Ama tabii ki diyet yapıyoruz diye bu kurabiyenin hepsini yemiyoruz. 2 dilim yetmeniz yeterli gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama mutlaka yapın, çok güzel. Geri kalanını da böyle saklama kabına koyup buzluğa atabilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman böyle dilim dilim çıkartıp yiyebilirsiniz. Kurabiyemizin son hali bu şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Ana yemekler, tatlılar, şimdi inşallah sufle tarifi de çekeceğim, diyet sufle. Bol bol diyet tariflerim olacak. Normal kendi tariflerim de olacak arkadaşlar. Hani diyet tarifin yanında. Ama böyle bugünlerde biraz diyet tarifi bolca paylaşmak istiyorum.
Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu izlediyseniz, gördüyseniz mutlaka bir yorum, bir beğeni yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.